Merhaba arkadaşlar. Şimdi sıra geldi insandaki embriyonik gelişim basamaklarına. Bu basamakları 3 e, gruba ayırarak başına gelen olayları 3 grupta inceleyeceğiz. Birinci aşama segmentasyon aşaması. Daha önceki derste döllenme olayını, hormonal değişimleri size anlatmıştım. E, sperm ve yumurta döllendikten sonra oluşan iki n kromozomlu yapıya biz zigot dedik. Zigot fallop tüpünde oluştu. Döllenme yumurta kanalında meydana geldi. Hemen yazalım. Fallop tüpünde meydana geldi ve zigotun ilk bölünmeleri yine burada gerçekleşti. Yani yumurta kanalında. Zigotun ilk bölünmeleri büyümeden gerçekleşiyor. Yani hemen S evresini geçirip bölünüyor. G1, G2 evrelerini atladığı için her seferinde hücreler biraz daha küçülüyor. Yani zigota göre en son safhadaki şu hücrelerin boyutları oldukça küçük. Zigot ilk bölünmesini geçirdiğinde 2 hücreli, sonra 4 hücreli, 8 hücreli, 16, 32, 64 şeklinde mitoz bölünmelere devam ediyor. Bölündükten sonraki her bir hücreye blastomer diyoruz ve blastomerler genetik olarak birbirinin tıpatıp aynısı. Niye aynısı? Çünkü mitoz bölünmelerle oluşuyorlar. Dolayısıyla kromozomları üzerindeki genler tıpatıp aynı. DNA materyali değişmiyor. İşte bu ilk bölünmeler sonucunda bir hücre topuna dönüşüyor. Küçük küçük birçok hücreden oluşan Zigota göre daha hafif. Çünkü içindeki besini kullandı. Gitgide hücreler küçüldü, küçüldü. Hücre sayısı fazla. Hücrenin boyutu daha küçük. E, oluşan bir hücre topu. İşte bu aşamaya morula evresi diyoruz. Morula evresinin bakın görünümü bu şekilde. Hücre kümesi. Zigotun mitoz bölünmelerle Morulaya kadar geçirdiği bu evreye de segmentasyon diyoruz. Hemen kısaca tekrar edelim. Zigotun ilk bölünmeleriyle oluşan hücreler blastomer. Bu bölünmelerin devamıyla bir hücre topu haline geldi. O evreye morula diyoruz. Zigottan morulaya kadar olan evreye segmentasyon diyoruz ve bu evre nerede geçti arkadaşlar? Yumurta kanalında. Bu evreden hemen sonra Bakalım başına neler gelecek. Burada da e, tekrar bir görmüş olalım. Bu kısım ovaryum. Yumurta kanalı ve uterus. Biliyorsunuz e, menstrual döngüde anlatmıştım size dişi üreme sisteminde. Endometrium kalınlaştırılmıştı. Folikül hücreleri FSH etkisiyle e, yumurta oluşturmuştu. Ve LH hormonuyla da ovülasyon gerçekleşti. Yani yumurta yumurta kanalına geçti. Arta kalan foliküllerden de korpus luteum meydana geldi. Bu korpus luteum östrojen ve progesteron salgılamaya devam ettiği için buradaki uterus kalınlığı endometrium kalıyor. Bozulmadan, incelmeden kalıyor. Yumurta kanalında spermle karşılaştı. Dönlenme olduğu için zigot hemen bölünmelere başladı. Hızlı mitoz bölünmeleri. Her bir hücreye blastomer dedik. Bakın ikili, dörtlü, sekizli, on altı, otuz ikili derken bol hücreli bir hücre topuna dönüştü. Daha küçük hücreler bu evreye morula dedik. İşte bu aşamadan hemen sonra bakın hala yumurta kanalında bu haliyle hücreler kenarlara doğru göç ediyorlar. Hücre göçü başlıyor. İşte bu hücre göçüyle Ortası boş bir topa dönüşüyor. Bu evremizin adı blastula evresi. E, temel olayı neymiş? Hücre göçü. Kenarlara yakın olduğu için difüzyonla madde alışverişini gerçekleştirebiliyor. Dikkat edelim. Bu aşamada farklılaşma yok arkadaşlar. Yani hücreler işte kas hücresi, kan hücresi, sinir hücresi gibi henüz farklılaşmadılar. Birbirinin tıpatıp aynısı. Genetik yapıları birbirinin aynısı hücreler endometriyuma yerleşti ve buraya gömüldü. Gebeliğin ilk 2-4 haftalık kısmında endometriyumdan beslenecek. Daha sonra da ne yapacak? Plasenta ve göbek kordonu oluşacak ve beslenmesine o şekilde emriye devam etmiş olacak. Endometriyuma gömülme olayına implantasyon diyoruz. İyice buraya gömüldükten sonra İsmi blastosit. Blastosite dönüştükten sonra içindeki her bir hücreye embriyonal kök hücre diyoruz. Duymuşsunuzdur bu kök hücreleri. Bilimsel araştırmalarda bolca kullanılıyorlar. İleride çok güzel hayallerle bilimsel araştırmalar yapılıyor. Uygulama alanları ufak ufak başladı aslında. Mesela ileride belki de 50 yaşına gelmiş bir insan karaciğer kanserine yakalanmış ve karaciğer nakli gerekiyor. Eğer o insanın bu embriyonik kök hücreleri saklanabilmişse kendi genlerini taşıyan bir karaciğer oluşturulup bu insana nakledilebilecek belki de. Bu yüzden bununla ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki blastula aşamasından sonra hücremizin, embriyomuzun başına neler geliyor? Bakın blastula aşamasında içi boş bir top şeklinde hücreler kenarlara doğru dizildiler. Blastula aşamasından sonra alttaki hücre grubu yukarıya doğru göç etmeye başlıyor. Yani aşağıdan yukarıya doğru ilerledikçe ilk oluşan blastula boşluğu diğer adıyla blastosöl kayboluyor çünkü bu geçici bir boşluktu. Daha sonra kalıcı bir boşluk meydana geliyor. Bakın bu ikinci şurada oluşan boşluk kalıcı bir boşluk. Ve bu girinti en tepeye ulaşana kadar devam ediyor. Çünkü embriyo geliştikçe bu gastrula dediğimiz boşluktan sindirim borusu oluşacak. Ve bunun ilk kısmı ağızı oluşturacak. Blastopor da deniyor buna. İşte bu hücre göçüyle oluşan safhamızın adı da gastrula safhası. Tekrar hatırlayalım. Neler oldu? Blastula safhasındaki e, embriyo alttan yukarıya doğru tekrar bir hücre göçüne maruz kaldı. İlk oluşan boşluk kaybolup yerine ikinci bir boşluk meydana geldi ve artık bu boşluk kalıcı. Neye dönüşecek ilerleyen gelişme dönemlerinde? Sindirim borusuna sindirim kanalına dönüşecek Ve burada oluşan ilk ağız Onun ağzını Oluşturacak Ya da Buna ne diyormuşuz blastopor Evet arkadaşlar Ve üçüncü aşamamız İlk aşamamız segmentasyondu İkinci aşamamız gastrolasyon Ve üçüncü aşamamız Farklılaşma Ve organogeniz Hatırlayın blastula evresindeki hücrelerde farklılaşma olmadığını söylemiştim. Bu aşamada artık gastrula aşamasından sonra bolca farklılaşma var. Yani hücreler e, aktif gen bölgelerini değiştirerek özelleşmeye başlıyorlar. Hele ki bazıları o kadar çok özelleşiyor ki kendilerini yenileme yeteneklerini bile kaybediyorlar. Onların örneklerini şimdi anlatacağım. Embriyonik tabakaların oluşması işte bu safhada gerçekleşiyor. Nedir bu embriyonik tabakalar? 3 tabakalı bir evreye dönüşüyor. En alttaki tabaka endoderm, ortadaki tabaka mezoderm, en üstteki tabakada ektoderm tabakası. Bu tabakalardan farklı yapılar meydana gelecek. Önce şunu hatırlatayım size. Bütün hayvanlarda bu üç tabakalı yapı Yok. Mezoderm tabakası sünger ve sölenterlerde yok. İşte bu yüzden sünger ve sölenterlerin bazı sistemleri gelişmemiş. Solunum sistemi, boşaltım sistemi gibi sistemleri yok. Onların daha basit yapılırlar. Sadece ne var o zaman sünger ve sölenterlerde? Endoderm ve ektoderm var. Diğer bütün hayvanlarda ise bu üç tabaka var. Ektodermden Sinir sistemi, duyu organları ve üst deri gibi yapılar meydana geliyor. Mezodermden sistemler meydana geliyor. Solunum sistemi, dolaşım sistemi, üreme sistemi gibi. Endodermden de çeşitli iç organlarımız meydana geliyor. Karaciğer, pankreas gibi. Ben buraya sadece birkaç örnek yazdım size. Bu e, tabakaların oluşmasında, bu organları oluşturmasında birbirlerini etkile etkilediği bir bilim adamı tarafından bir deneyle ispat edildi. Bu bilim adamı Speman. Speman semender e, yavrularıyla deneyler yaptı. Üst ektodermini çıkardığında sinir dokunun gelişmediğini gördü. Üst ektodermi bırakıp üst mezodermi çıkardığında sinir dokunun Yine gelişmediğini gördü. E, bu durumda şöyle bir karara vardı. Deneylerin sonuçlarında. Üst mezodermin üst ektodermi etkilemesi gerektiğini fark etti. Böylece onun deney sonuçlarından biz de bugün biliyoruz ki herhangi bir organ oluşurken bir tabaka diğerini etkileyebiliyor. İşte bu duruma embriyonik indiksiyon diyoruz. Mesela insanda gözün oluşumu. Embriyonik indüksiyonla açıklanabiliyor. E, göz oluşurken dışarıya doğru uzanan bir optik çukur ektoderme değmesi gerekiyor. Değdikten sonra ancak göz oluşabiliyor. Peki hücrelerde farklılaşma var dedik. Nasıl bir farklılaşma var? Şimdi bunlara bakalım. Blastula gastrula evresindeki hücreler mitoz bölünmelerle oluştukları için Hepsinin genetik yapısı birbirinin aynısı dedik. Peki ne oluyor da bazıları kas hücresine, bazıları kan hücresine, bazıları epitel, bazıları sinir hücresine dönüşüyor? Bunlardaki aktif gen bölgeleri farklılaşıyor. Yani bizim sinir hücremiz, böbrek hücremiz, alüvar hücremiz, kas hücremizde genetik olarak hiçbir fark yok. DNA'larına baktığımızda işte 44 otozom, 2 gonozom ve bunlarda dizili olan genler tıpatıp aynı. Peki neden birbirlerinden farklılar? Çünkü aktif gen bölgeleri farklı. Böylece farklı görevler üstlenip e, kendi görevlerini yerine getiriyorlar. Mesela al yuvar hücresi özel bir hücredir. Özel bir kan hücresi. Dolaşıma katıldığında çekirdeğini kaybettiği için bölünme yeteneğini kaybeder. Hatta organellerini de kaybeder. Sinir hücresi yine çok özelleşmiş bir hücredir. Uyartı iletimi yapar. O da sentrozomunu kaybettiği için, çok özelleştiği için yine bölünme yeteneği, kendini yenileme yeteneği yoktur. İşte bu hücreler, mesela sinir hücresini ele alalım. Sinir hücreleri aynı görevi yapmak üzere bir araya geldiklerinde dokuları meydana getirecekler. Dokular bir araya geldiklerinde Organları meydana getirecekler, mesela beyin omurilik gibi. Organlar bir araya geldiklerinde sistemleri meydana getirecekler ki burada sinir sistemini oluşturacak. Sistemler bir araya geldiğinde de yepyeni bir organizma meydana gelmiş olacak. İşte bu olaya organogenes, organ oluşumu diyoruz. ve e, organ oluşumu her hafta, e, ultrason çekimleriyle kaydedilebiliyor. E, videolarda, animasyonlarda bunları izlemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar.